Teklif sahibi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut konuşacaktır. Buyurun Sayın Bulut. Süreniz 5 dakikadır. Teşekkür ederim Sayın Başkan. İş tüzük 37'deki konumuz nadir hastalıklar. Bu meclis kürsüsünde, bu çatı altında sıkça dile getirilen bir konu. Hatta bu konuda geçen dönem bir komisyon bile kuruldu. Ancak komisyon kurulmasına rağmen bir gram dahi mesafe alınmamış bir konu. Türkiye'de adı nadir hastalıklar ama hitap ettiği kitle açısından bakıldığında hiç de azımsanacak bir sayı değil. Türkiye'de 5 milyon nadir hastalıkla boğuşan yurttaşımız var. Nüfusa orantıladığımızda 16'da 1'e tekabül ediyor. Ayrıca genetik bir hastalık olduğu için de %80'i genetik aktarıma müsait bir hastalık olduğu için de bakıldığında bunun yakın tarihte de bitmeyeceği aşikar. Ve bu hastalıklarda en önemli veri akraba evliliği. Türkiye'de de akraba evliliğine baktığınızda 1/5 oranında akraba evliliği var. Yani tüm bunlar ortaya çıkan tablo, bu noktada çaresiz insanların çaresini bulması gereken kurum burası Yüce Meclis olmasına rağmen maalesef bu konuda en küçük bir ilerleme kat edilemedi. Çünkü bu hastalarımız adı üzerinde nadir hastalar, ancak tedavisi açısından bakıldığında bilançosu ağır olan bir hastalık. Özel besinlere ihtiyacı var, tıbbi cihazlara ihtiyacı var, özel bakıma ihtiyacı var, özel ilaçlara, çok pahalı ilaçlara ihtiyacı var ve bunun bir şekilde devlet tarafından desteklenmesine ihtiyaç var. Böyle olduğu için de nadir hastalıklarla boğuşan hastalar ve aileleri bizlere ulaşıyor. Hemen hemen hepinizin sosyal medyasında bu tür hastalıklarla boğuşan insanlarımız sizleri etiketliyorlar. Daha doğrusu çaresiz insanlar çareyi mecliste arar durumdalar. Ancak bunlara ilişkin bir yasal mevzuatın dışında Sosyal Güvenlik Kurumu'nda ya da iktidar yetkililerince sadece söz dışında bir icraat olmamış. Buradaki vatandaşlarımız da çareyi nereden buluyor? Yurttaşlardan. İşte Ankara'da Kızılay Caddesi'ne gidin, mutlaka bir semalı hasta bir yardım talebinde bulunuyordur. İstanbul'da keza aynı şekilde, Adana'da Çakmak Caddesi'ne gittiğinizde mutlaka bulursunuz. Ve bu yavrularımız hepimizin başına gelebilir. Bu aktarım meselesi bizim başımıza gelmez diye düşünmeyelim. Torunumuzda dahi çıkabilir. Ve bu insanlarımız sürekli sosyal medya üzerinden yardımda bulunuyor. Bakın elimde, ben SMA hastası Zehra. Ne diyor? Zehra, tedavim için 13,5 kilo sınırım var. Şu anda almam gereken son kilo 1,5 kilo. Bunun için bana yapılacak yardım 13 milyon TL. Yine bakalım burada kim var? Merve. Merve ikinci defa valilik izni almış ama hala ihtiyacı olan TL'ye ulaşamadığı için yine yardım talebinde bulunuyor. Bu yavrumuzun da 47 günü kaldı. Yine Sümeyye, Sümeyye'nin kampanyasında 20 Aralık'ta valilik izni bitiyor. 20 Aralık'a kadar rakamını toplamaya çalışıyor. Son olarak Yusufhan, bu da aynı şekilde Türkiye'nin dört bir yanında bu yavrularımız hepsi yardım bekliyor. Peki bunlar bu yardımı beklerken Sayın Sağlık Bakanlığı ne yapıyor? Sağlık Bakanlığı sürekli açıklamalarda bulunuyor. Örneğin yine bu mecliste geçen yıl Plan Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanı şöyle bir ifadede bulundu. Semalı hastalarda bir ilaç kullanıyor 2017'den bu yana. İkinci ilacın da getirileceğini, bu yardımlarda daha çok toplanan paranın harcandığı ilaçla ilgili bilim kurulunun karar aldığını, çok yakın zamanda ilacın geri ödeme sistemine dahil olacağını ifade etti. Ne zamandı? 1 yıl önce Plan Bütçe Komisyonu'nda Sayın Sağlık Bakanı ifade etti, ancak şu ana kadar en küçük bir gelişme yok. Yine aynı Sağlık Bakanımız bu defa Nadir Hastalıklar Farkındalık Günü'nde bir sempozyuma katılarak orada da şu ifadede bulundu. Nadir hastalıklar sağlık eylem tasarısını oluşturduğunu, gelecek 3 yılı kapsayan bir strateji belirlediğini ve bu yılın ilk aylarında bunu hayata geçireceğini ifade etti. Yıl bitiyor, hala en küçük bir icraat yok.
Şimdi tüm bunlar sonuçta bir maliyetle alakalı elbette. Nadir hastalıklarda kullanılan ilaçlar pahalı ilaçlar. Adı da yetim ilaç. Lütfen tamamlayalım. Yetim ilaç olma gerekçesi piyasada ticari değerinin olmaması, sayısının az olduğu için de ilaç firmaları bu konuda yatırım yapmıyor. Haliyle de üretilen ilaçlar çok pahalı. Bunun bir bütçe tarafından karşılanması gerekiyor. Bizim söylediğimiz, ısrarla üzerinde durduğumuz bir bilimsel heyet ile bu çocukların, insanlara, bu yardıma ihtiyaç olan insanların, hastaların toplumdan yardım dilemek, el uzatmak yerine devletimizin bu konuda destek vermesi ve yapılabiliyor ise, ki yapılmaması da mümkün değil, uzun süredir Sağlık Bakanımız görevde, bununla ilgili bir nadir hastalıklar yardım sandığı kurulabilir. O heyet eğer bir çocuğun ilaç ihtiyacı var ise bu sandıktan bu karşılanabilir. Yeter ki niyetiniz bu sorunları çözmeye dair bir inancınız olsun. Ama o inanç yerine sadece ve sadece bütçeyi 5 müteahhite harcamayı yeğlerseniz... Evet, teşekkür ediyorum.